Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 19 Ağustos'ta Türkiye saatine göre sabah 5:42'de Aslan Burcu'nun 26 derecesinde yeni ay doğacak. Aslan yeni ayı zodyakta ateş elementinin sabit nitelikli bir burcu olarak aslında güneş tarafından yönetilir ve güneşin de en güçlü olduğu bir mevsimdir. Aslan yeni ayının doğduğu zamanlar dolayısıyla tüm dünyada sıcaklığın arttığı, ateş enerjisinin güçlendiği, yaşam enerjimizin, coşkumuzun, özgüvenimizin biraz daha öne çıktığı bir süreci işaret eder. Evet, Aslan yeni ayı da tam da bu anlamda hayattaki cesaretimizi, özgüvenimizi, kişisel anlamda kendimizi ifade etme gücümüzü, motivasyonumuzu yükseltebileceğimiz bazı konu ve kavramları daha fazla gündemimize taşıyacak gibi görünüyor. An haritasında yükselende yine Aslan Burcu var. Yani yükselenin de Aslan Burcu olması Aslan yeni ayının enerjisini çok daha fazla güçlendirecek. Merkür Aslan Burcu'nda Güneş ve Ay ile birleşmiş durumda ve yeni ay haritasında Koç burcunda ilerleyen Mars, Güneş, Ay ve Merkür'le tam bir ateş üçgeni oluşturmuş durumda. Bu da çok güçlü bir enerji ortaya çıkarıyor. Ve Oğlak burcundaki Satürn'ün Güneş ve Ay ile tam bir 150'liği var ki aynı zamanda Satürn ve Plüto Koç burcundaki Mars'ta da kare açı içerisinde. Evet. Şimdi tabii bunları biraz daha açıklamaya çalışalım. Özellikle Aslan neleri temsil eder? En fazla kimler bu yeni ay enerjisinden etkilenebilir? Bunları bir açıklayalım. Aslan zodyakta gücü temsil eder ve gücü elinde bulunduran kişi ve kavramlarla alakalıdır. Evet, haritalarımızın, hepimizin haritasında aslında Aslan burcunun yönettiği bir ev var. Yükselen burcumuza göre bu Aslan burcunun bulunduğu ev alanını tespit edebiliriz. İşte yeni ay bu alanda doğacak ve hayatımızda bu evin temsil ettiği konularda güç arzusu içerisinde olacağız. Bu gücü elde etmek için özgüvenle, cesaretle hareket edebiliriz. Motivasyonumuz artabilir. Liderlik yapmak yine Aslan'ın yönetimindedir. Aslan organizasyon yapabilen, başkalarını yönetebilen, liderlik yapabilen bir burçtur. Bunun yanı sıra çok yeteneklerle alakalı, kişisel değerlerimiz, yeteneklerimiz, yaratıcı yeteneklerimizle de alakalıdır. Bu yüzden sahne sanatını, sanatçıları, yaratıcı insanları, ünlü insanları, ünlü kişileri de Aslan Burcu yönetir. Liderleri de, yöneticileri de Aslan Burcu temsil eder. Ve Aslan her türlü yaratıcı süreçler dedik, sanat dedik. Bunun yanı sıra aşk hayatımız, romantik konular, flörtler, yaşamın keyfi, eğlencesi, eğlenceli ortamlar, eğlenceli faaliyetler, organizasyonlar, dolayısıyla eğlence sektörü de, yani işte gece hayatı, sinemalar, tiyatrolar, eğlence alanları, parklar, meydanlar, bunlar yine konserler Aslan'la ilgilidir. Çocukları yönetir, genç insanları yönetir, çocuk sahibi olmak, hamilelik, doğum gibi konularda da bir Aslan'la alakalıdır. Çünkü çocuk da bizim bir yaratım sürecimizdir ve bununla ilgili konuları da Aslan yönetir. Kalbimizi yönetir. Evet, aşk hayatımızı yönetir dedik ama bedenimizde gerçekten kalbimizi de Aslan yönetir. Kalple beraber tüm dolaşım sistemimiz, özellikle omurgamız, sırtımız yine Aslan tarafından yönetilir. Aslan değerli madenleri de simgeler ve Aslan özellikle altını yönetir. Dolayısıyla ekonomik anlamda da yine bu yeni ayın piyasalarda çok etkili ve güçlü bir etkisinin olmasını bekleyebiliriz aslında. Yükselenin de Aslan olması tabii ki Güneş ve Ay birinci evde yerleşmiş oluyor haritada. Biraz hani kişisel görünümümüz, imajımız, kendimizi ifade etme gücümüz, yöntemlerimiz bir şekilde öne çıkacak aslında. Aslında imaj, işte makyaj, güzellik, estetik, giyim, kuşam, belki saç, özellikle saçlar yine Aslan yönetiminde olduğu için bu yeni ay birçok kişi için cesaretle böyle bir imaj değişimi, yenilik, bir saç modeli değişimi ve benzeri etkilerde tabii ki getirebilir. Ama birinci ev fizik bedenimizi de yönetir. Dolayısıyla özellikle Aslan Burcu'nun yönettiği kalbimiz, işte dolaşım sistemimiz, omurgamız, sırtımız, bu alanlardaki genel sağlığımızla ilgili konularda da biraz dikkatli olmakta fayda var. Belki kendimizi bu anlamda biraz kontrol altına alacağız veya sorunları gidermek için ya da sorunları önlemek için
bazı düzenlemeler yapacağız. Ve bu arada kalbi yönettiği için tüm kalp cerrahları, kalp doktorları yine aslan tarafından yönetilir. Evet, özellikle Mars'ın çok güçlü bir açısı var dedik. Üçgen bir açısı var. Bu enerjiyi arttırıyor aslında. İnisiyatif alma gücümüzü arttırıyor. Hedef belirliyoruz. Hedefimiz için harekete geçebiliyoruz. Girişimde bulunabiliyoruz. Cesur davranabiliyoruz. Ama Mars hızlıdır. Mars gözü karadır. Mars düşünmeden de hareket eder. Dolayısıyla ateş enerjisi güçlü olduğu için aniden parlayabilir. Aniden tepki gösterebilir. Bu Mars'ın olumsuz yönlerinde daha fazla güçlendirecek bir etki. Ateş enerjisinin güçlü olduğu bir dönemdeyiz ve ateş yangınlar, işte bunun gibi fevri hareketlerden doğabilecek kazalar, risk içeren eylemlerin ortaya çıkaracağı sorunlar, bazen ani öfke patlamaları, çatışmalar, kazalar bunlara da yol açabilir. Liderlikle alakalı Mars'ın tetiklediği bir enerji özellikle liderleri, yöneticileri daha fevri hareket etme konusunda tetikleyebilir. Askeri alanlarda da çok hızlı hareketlerin, çok hızlı girişimlerin, eylemlerin olabileceği, biraz savaş enerjisinin güçlendiği bir dönemdeyiz aslında. Yani bu enerjiyi daha sağlıklı, sağduyulu değerlendirmek gerekiyor. Ve ateşten gelebilecek zararlara karşı da çok dikkat etmek gerekiyor. Satürn'ün yüzeylilik açısı aslında önemli bir açı. Çünkü yüzeylilik açı aslında olumsuz bir açıdır. Ve özellikle Satürn gibi bir gezegen olunca biraz otoriteyle ilgili zıtlıklar, engeller, kısıtlamalar. Haritanın da 6. evinde yerleşmiş. Genel hayatımızın düzeni, iş hayatımız, bazen genel sağlığımız. Bu alanlarda bazen zorunlu kısıtlamaların, bazı engellerin olabileceğini ya da zorunlu bazı sorumluluklar altında olmamız gerektiğini, bazı düzenleri değiştirmek adına, hayatımıza bir çeki düzen vermek adına bu anlamda iş hayatımız olabilir, çalışma hayatımız, sağlığımız olabilir. Bazı zorunluluklar nedeniyle biraz daha belki kısıtlamalar içerisinde olabileceğimiz ya da bir düzen değişimi içerisinde olabileceğimiz de gösteriyor. Tabii Mars'la Plüto arasındaki gerilimli açı bu kısıtlamalara karşı bir isyan enerjisi de veriyor. Bir şekilde otoriteyle mücadele etme, karşı çıkma, bir çatışma, münakaşa enerjisi de verebiliyor. Bu da oldukça gerilimli bir durum yaratabilir. Özellikle tabii ki sabit burçlarımız daha güçlü etki alacaklar. Aslan burçlarımız doğum günü özellikle 16-22 Ağustos arası olan aslan burçlarımız. Yükselen burcu da 26 derece ve yakınlarında olan aslan burçlarımız en önemli etkiyi alan burçlardan. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Aslanlarla beraber kova burçlarımız. Yine 26 derece ve yakınlarında güneşi olanlar, yükselen burcu olanlar. Boğa burçlarımız ve akrep burçlarımız 26 derece ve yakınlarında güneşi, yükseleni olanlar. Bunun dışında tabii ki diğer burç gruplarımız da lütfen kişisel doğum haritalarını kontrol etsinler. Sabit burçların 26 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa siz de tabii ki bu yeni aydan daha güçlü şekilde etkiler alabilirsiniz ve haritanızda aslan burcu nereyi yönetiyorsa o ev konularında da bazı yenilikler bekleyebilirsiniz. Yeni aylar zaten yenilikler anlamına gelir. Bu yeni ayda yeni bir oluşum adına, yeni kararlar vermek, harekete geçmek adına çok aslında güçlü bir yeni ay. Destekleyici bir yeni ay. Hızlı enerjiler var. Güçlü enerjiler var. Ve özgüvenimizin de artabileceği bir süreç. Ancak özgüven bazen aşırı gurur, kibir, ego yaratabilir. Yani egosantrik eylemler, çok fevri hareketler, yarar yerine zarar da getirebilir. Bu yüzden ego dengesine biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu yerleşimler egoyu çok güçlendirebilir. Çok hırslı ve çok kararlı hale getirebilir bizi. Bencil hareketlerden ve egosantrik davranışlardan uzak durmakta fayda var. Evet, ülkemizin 3. evinde doğacak bir yeni ay. Üstelik Akrep'teki Jüpiter'imize tam bir kare açı yapıyor. Mars'ın pozisyonu da Koç burcunda ve natal Merkür-Satürn, terazideki Merkür-Satürn'ün karşısında yer alıyor. Biraz aslında yakın çevre ilişkilerimizde gerilim yaratabilecek bir pozisyon bu. Sınırdaki komşularımız, özellikle sınır komşularımızla ilişkilerde ani tetiklenmeler olabilir. Mücadeleler olabilir. Özellikle liderlerin daha sakin, daha sağduyulu hareket etmesi gerekiyor. Bu arada aslan liderleri yönetir.
Yani dünya üzerinde önemli güçlü liderler, yöneticiler, devlet adamları, kraliyet mensubu kişiler, bunun yanı sıra ünlü kişiler, ünlü sanatçılar ve her alanda ünlü kişilerde de belirgin bir şekilde dikkat çekici durumlarla karşılaşabiliriz. Yani bunların sağlıklarıyla ilgili olabilir, bunların yapacakları, alacakları kararlarla ilgili olabilir. Ani durumların çok fazla liderler ve yöneticilerle ilgili dikkat çekmesini bekleyebiliriz. Üçüncü evimiz, evet, sınırlarımızdaki kişiler, komşu ilişkilerimizde bazı hızlı ani gerilimleri, fevri tavırları yaratabilir dedik. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine üçüncü ev, ülkemizin eğitim alanıyla alakalı, eğitimimizle, eğitim sistemimizle alakalı belki yeni bir düzenleme gündemimize getirebilir. Bazı zorunluluklar nedeniyle, ki bu genel sağlık koşulları ile ilgili olabilir. Özellikle ilk öğrenim alanında okulların açılması ve genel işleyişiyle ilgili, öğrencilerle ilgili, eğitimle ilgili bazı düzenlemelerin olması, kararların verilmesi mümkün görünüyor. Yine ülkemizde bazı ünlü kişiler, sanatçılarla ilgili dikkat çekici durumlar olabilir. Bu yeni ay döngüsünde de bunlar karşımıza çıkabilir. Çünkü Mars'ın da Satürn ve Merkür'le karşı açıda olması, ünlü kişiler, sanatçılar, biraz daha hani halk, genel olarak kadınlar, çocuklar ve benzeri yapılarda bazı zorunluluklar nedeniyle yine yasalar, düzenlemeler ve bunlarla ilgili baskıların da, toplumsal bazı baskıların öne çıkabileceğini de bize gösterebilir. Piyasalara dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle Güneş tarafından yönetilen, Aslan Burcu tarafından yönetilen Altın burada çok dikkat çekici. Jüpiter'in de 3. evdeki yeni ayla tam bir bağlantıda olması spekülatif anlamda da bazı hızlı hareketlerin olabileceğini gösteriyor. Altın fiyatlarında hızlı oynamalar bekleyebiliriz. Değer kazanma yönünde daha güçlü etkiler de olabilir bu anlamda. Yani bu bir ekonomik değerlendirme değil, sadece hani astrolojik göstergelerin, simgelerin yorumlanması olarak bu şekilde değerlendirebilirim. Ekonomiye tabii, özellikle riskli alanlara da dikkat etmekte fayda var. Daha güvenli, daha belki sağduyulu olmak gerekiyor piyasalarla da ilgili. Evet, Aslan yeni ayının genel enerjilerine kısaca değindik ama tabii hepimiz bireysel olarak hayatlarımızda az ya da çok bu yeni aydan etkiler alabiliriz. Özellikle tekrar söylemek istiyorum, doğum haritalarınıza bakınız. 26 derece ve yakınlarında Aslan, Kova, Boğa ya da Akrep gibi burçlarda gezegenleriniz varsa o zaman bireysel etkileriniz öne çıkabilir. Ve Aslan burcunun yönettiği ev alanlarında bir yenilenme enerjisi var, bir güç arzusu hissedeceksiniz ve özgüven geliştirebileceğiniz koşullar özellikle bu ev konularında hayatınıza dahil olabilir. Şimdi yükselen burçlarınıza göre kısa kısa yeni ayın neler getireceğine değinmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Aslan yeni ayı 5. evinizde doğuyor. Sizin için keyifli bir yeni ay aslında. Yeni ay sırasında Mars'ın da yeni ayla, Güneş'le, Ay'la, Merkür'le güzel bir açı yapıyor olması özgüveninizi, cesaretinizi arttırıyor aslında. Çocuklarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olma konusunda belki kararlar vereceksiniz. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuğunuz var. Onunla ilgili yeni adımlar atabileceğiniz, düzenlemeler yapabileceğiniz bir süreç. Ve aşık olabilirsiniz. Evet, aşk konusunda en şanslı burçlardan biri sizsiniz bu yeni ayda. Aşk, romantizm, flörtler yeni ayla beraber gündeminizde. Yaratıcı enerjileriniz artıyor. Keyif alacağınız, dinleneceğiniz, eğleneceğiniz ortamlar gündemde olabilir. Belki bir tatile çıkacaksınız sevdiğiniz kişilerle beraber. Mars enerjinizi artırıyor dedik ama biraz tabii ki agresyon da yaratabilir. Sizi çok sabırsız, çok tahammülsüz yapabilir. Buna dikkat edin. Özellikle üstlerle ilişkilere dikkat edin. Otoriteyle ilişkilere dikkat edin. Sağlığınızda genel olarak bazı zorlanmalar varsa belki hayatınızda bazı düzenlemeler yapmanız gerekecek zorunlu olarak. Bu yeni ay sizi daha da iyileştirecek, daha da güçlendirecek, hayatınızı daha güzel hale getirecek koşulları oluşturma yönünde önemli farkındalıklar da getirebilir. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23-27 derece arasındaysa bu yeni ay tesirlerini daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bir göz atınız. 23 derece, 27 derece arasında güneşiniz, yükseleniniz varsa ve haritanızda özellikle sabit burçlarda yine 26 derece yakınlarında gezegenleriniz varsa etkiler bireysel olarak
öne çıkabilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Aslan yeni ayı 4. evinizde. Sizin için güçlü bir yeni ay. Lütfen doğum haritanızı kontrol ediniz. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan güçlü etkiler alıyorsunuz. Ev alanınızda, yaşam alanlarınızda bir yenilik olabilir. Taşınma, yer değiştirme olabilir. Evinizde bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Yine aile üyelerinizle ilgili konular da aktifleşiyor. Belki anneniz, babanız, onlarla ilgili daha fazla gündeminiz olacak bu ay içerisinde. Düzenlemeler olacak. Tabii ki evlilik gibi, yuva kurmak gibi, emlak almak, satmak gibi konular da bu yeni ayın kapsamında olabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, yeni ay sizin 3. evinizde doğuyor. Bir seyahate çıkmanız mümkün, bir eğitime başlamanız mümkün. Ticari alanlarda bir teklif alabilirsiniz, bir anlaşma, sözleşme imzalayabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızla ilgili hareketlilik artıyor. Onlarla daha fazla iletişim kurabileceğiniz bir dönemdesiniz. Hatta bir araç almanız, bir otomobil almanız, hani böyle bir şeye de karar vermeniz bu yeni ayda mümkün. Bir seyahat organizasyonu da gündeminize gelebilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Aslan yeni ayı 2. evinizde doğacak. Bu size yeni para kazanma imkanları getirebilir. İş hayatınız, kariyerinizde güçlü destekler alabilirsiniz. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Teklifler olabilir. Ve maddi durumunuzda iyileşmelerin olabileceği ya da paranızı değerlendirme anlamında kararlar verebileceğiniz güçlü bir yeni ay döngüsü. Koç burcundaki Mars tamamen kariyer alanınızda size yeni hareketler, inisiyatif alabileceğiniz, özgüvenli bir şekilde hareket edebileceğiniz ortamları yaratabilir. Cesaretinizin arttığı bir dönemdesiniz. İş arayan ya da kariyerle ilgili bir şekilde harekete geçmek isteyen yengeç burçlarımız için bu yeni ay çok güçlü etkiler getiriyor. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçların ve sabit burçların özellikle 23-27 derecelerinde gezegenleriniz varsa bu etkileri daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Ve sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar, sizin yeni ayınız. Bu yeni ay hayatınızda özellikle doğum gününüze yakın oluyorsa, yani 16'sı ile 22 Ağustos arasında doğduysanız, bu yılın genel olarak hayatınıza yenilikler getirmesini bekleyebiliriz. Güçlü ve enerjik bir döneme giriyorsunuz, güçleniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Lütfen yükselen burcunuza da bakınız. 26 derece ve yakınlarındaysa yükselen aslan olarak yine çok güçlü etkiler almanız mümkün. İmaj değişimleri de yapabilirsiniz. Estetik anlamda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Saçınızın modelini değiştirebilirsiniz veya bir şekilde hayatınızda yeni bir yere taşınmak, yeni bir işe girmek, yeni bir okula başlamak gibi geleceğinizi etkileyecek alanlarda cesaretle yeni kararlar verebilirsiniz. Yurt dışı alanında Mars'ın etkisiyle çok güçlü tesirleriniz var. Uluslararası alanlar, akademik konular, hukuksal konular, tüm bu alanlarda cesaretle adım atabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bu yeni ay daha kısa vadede bir seyahati getirebilir size, bir tatile çıkarabilirsiniz. İlişki dinamiklerinizle ilgili bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Genel sağlığınıza dikkat edin. İyileşmek adına, hani bazı sağlık sorunlarınız varsa iyileşmek adına da yine hayatınızda yeni fikirlerin oluşması, yeni yöntemlerin, yeni bir hayat düzeninin hayatınıza gelmesi de mümkün görünüyor. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Aslan yeni ayı 12. evinizde biraz sakin, biraz içe dönük bir dönemde olacaksınız. Çok etki alan bir burç değilsiniz sevgili Başaklar. Sakin geçirebileceğiniz bir süreç. Belki bir tatil, bir dinlenme olabilir. Biraz ruhsal konularla, spiritüel konularla ilgilenebilirsiniz. Her türlü ruhsal, bedensel, zihinsel arınma, terapi, şifa gibi konular içinde bu Aslan yeni ayı size güzel açılımlar getirebilir aslında. Çevrenizde, çalışma ortamlarınızda, iş arkadaşlarınızla olan ilişkilere biraz dikkat edin. Rakipler, gizli düşmanlıklar şu dönemde zaman zaman biraz zorlayıcı olabilir. Parasal konularda daha temkinli hareket edin. Çok fazla risk almamaya çalışın sevgili Başaklar. Ve sevgili Teraziler, yükselen burcu Terazi olanlar, Aslan yeni ayı yeni çevreler, yeni arkadaşlıklar, yeni tanışmalar getirebilir size.
bir teklif alabilirsiniz. Tabii ki bu bir evlilik teklifi olabilir, bir işbirliği teklifi olabilir. Mars ilişki dinamiklerinizi hareketlendirirken daha cesur, daha güçlü adımlar getiriyor. Karşınızdaki kişi, partnerinizin cesareti artarak size çok güzel tekliflerle gelebilir. Bu sizi şaşırtabilir, hatta sürprizler de yapabilir. Dolayısıyla evet, yeni tekliflere hazır olun. Bekar teraziler için yeni tanışmalar, yeni arkadaşlıklar, hatta evlilikler gündeme gelebilir. Eşinizle, partnerinizle birlikte yapacağınız güzel ortamlar, güzel belki geziler, tatiller, eğlenceli aktiviteler bu yeni ayda hayatınıza gelebilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, evet, Aslan yeni ayı kariyer alanınızda bir yenilik getiriyor. Bir yeni adım atmanız, bir iş başlangıcı, işte bir değişim mümkün. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Yükselen burcunuz özellikle 26 derece ve yakınlarındaysa ya da güneş burcunuz 26 derece ve yakınlarında bir akrepse, Aslan yeni ayından çok daha güçlü etkiler alacağınızı söyleyebiliriz aslında. Mesleki alanda cesaretle atacağınız bazı adımlar, evet, üstlerinizden size çok güzel geri dönüşler getirebilir. Terfi edebilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Bu anlamda kariyerinizde yükselebileceğiniz, güçlenebileceğiniz güzel bir dönemi gösteriyor aslında. Ama bunun yanı sıra tabii ki herkesin kendi kişisel doğum haritası farklılık göstereceği için kariyer hayatınızı etkileyebilecek, sağlığınızla ilgili veya hani genel çalışma düzeninizle de ilgili bazı koşullar belirleyici olabilir bu dönemde. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Aslan yeni ayı 9. evinizde doğuyor. Uluslararası alanlarda hedefleriniz olabilir. Yurt dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Bir seyahat planlayabilirsiniz. Bir tatile çıkabilirsiniz. Akademik konular, hukuksal konular, tüm bu alanlarda sizinle de ilgili olabilir, çocuklarınızla da ilgili olabilir. Hani bir adım atma, bir başlangıç yapma alanlarında çok güzel bir yeni ay, çok verimli bir yeni ay sizin adınıza. Kişisel doğum haritanızda destekliyorsa, 26 derece ve yakınlarında, özellikle ateş burçlarında gezegenleriniz varsa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz bu yeni ayla beraber. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, evet, yeni ay 8. evinizde doğacak. Finans konuları, para konuları, birazdan hisseli paralar, bir miras, bir sigorta, bir nafaka konusu, bir ikramiye, bir prim, belki bir burs beklentisi ya da bir kredi beklentisi. Tüm bu konular yeni ayla beraber gündeminizde olabilir. Bir emlak satışından bir para gelmesi ya da aileden bir miras gelmesi ya da bir şekilde size ait mülklerin kiralanması satışıyla bir gelir elde etmeniz. Buna benzer alanlarda, hani maddi anlamda sizi aslında bir şekilde uzun vadede destekleyebilecek konularda bu yeni ayla beraber gündeminizde olabilir. Sevgili kovalar, Aslan yeni ayı ilişki evinizde, evet, ilişki dinamiklerinizde yenilikler var. Tabii ki evlilik olabilir. Evlenebilirsiniz, evlilik teklifi yapabilirsiniz. Size birisi evlilik teklif edebilir. Hatta işbirliği olabilir. Ortaklıklar alanında güçlü bir yeni ay, yeni sözleşmeler, yeni kararlar, imzalar devrede. Keyifli bir yeni ay aslında gerçekten sevgili kovalar. Her türlü ilişki dinamiğinde daha cesur adımlar atabileceğiniz, fırsatlarla karşılaşabileceğiniz, süregelen ilişkilerinizde de belki ilişkinizi canlandıracak bazı yeni kararlar vereceğiniz, belki yani bazı güzel aktivitelerde bulunacağınız, eşinizle, partnerinizle beraber eğlenceli bir dönem başlıyor diyebiliriz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Aslan yeni ayı günlük hayatınız, sağlığınız, iş hayatınız, mesleğinizle ilgili konularda bazı yeni düzenlemeler getiriyor. Çalışma koşullarınızda değişimler olabilir. Para durumunuzu, gelirlerinizi etkileyecek bazı iş imkanları ya da işinizi geliştirme imkanları söz konusu olabilir. Yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz, uzmanlaşabileceğiniz bazı iş, mesleki eğitimleri gündeme gelebilir. Genel sağlığınıza biraz dikkat edin. Günlük hayatınız, günlük hayatınızın kalitesini arttırma, konforunuzu arttırmaya yönelik veya genel sağlık koşullarınızı iyileştirmeye yönelik de bazı önemli kararlar vermeniz, düzenlemeler yapmanız bu yeni ayla beraber gündeminizde olabilir. Evcil hayvanlarla da ilgili bazı sürprizler gündeme gelebilir sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan,
takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.